İyiyim, sağ olun siz. Teşekkürler. İyi Ben de. başlıklar. Çok güzel oldu. Evet. Teşekkür ederiz. Ben de bu Kendi sabah bir adıma. eşlik edeyim istedim nasıl gidiyor diye. Ben kullanıyorum sürekli Harika. burayı. Ne haber? Değişti mi saat? Evet. Evde mi? Evet. Evin İyi önüne geçiyorum yolculuklar. artık. İstanbul gelenek metro yolculuk sayılır. Yani hafta sonu sayımız 44 bin lira dizide de orantılı olarak %3'lere yakın. Yani burası %1'lik bir paydan 2 istasyon önce Çok bugün iyi. %3'lük bir paya çıktı. Esas şeye ana gövdesine Evet. ulaştı çünkü. Evet. Yani, okul dönüşü şimdi başladığı için bu haftadan sonra göreceğiz aslında. evet. Daha da artış bekliyoruz başkanım. Burada otobüslerinde Vallahi inşallah. okuyacağız. Zaten açtığımız metro ve tramvayların kullanılması bizi mutlu eden şey. Hayırlı olsun tekrar. Özellikle dün Pelin Hanım artık böyle 50 bin lira doğru koşan sayıyı söyleyince heyecan duydum. Bugün de eşlik etmek istedim ve Eminönü durağına kadar gitmeyi arzuladım. Öncelikle bugün okullarına başlayan bütün çocuklarımıza, gençlerimize çok başarılı bir sene diliyorum. Onların annelerine, babalarına. İnşallah hayırlısıyla güzel bir süreci yaşasınlar isterim. Aynı zamanda öğretmenlerimize, eğitimcilerimize de hayırlı bir dönemin var olmasını dilerim. Güzel bir söz vardır. Annelerin duasıdır, babaların duasıdır. Allah bütün çocuklara ve gençlere zihin açıklığı versin. Bu güzel bir duadır. Tabii Eminönü hattı açıldıktan sonra 50 bine yakın 44 bin hafta sonu sayısını duyunca mutlu oldum. Zira metro ve tramvay alışkanlığı çok önemli. Bu konuda belki İstanbul'un çok hazır olmadığı ortamlar var. Bazen çok fazla hani kapımın önünden araca bineyim şeyi var, refleksi ve geleneği var. Ama aslında ulaşım öyle bir şey değil. Mümkün olduğu kadar biz şunu sağlamaya çalışıyoruz. Ulaşımın ana gövdesi olmasını arzuladığımız metromuz ya da tramvaylarımız toplu taşımanın hem kesintisiz bir hale gelmesini sağlıyor hem de sizi trafiğin dışında bir araçla arzu ettiğiniz yere ulaştırıyor. Bu bakımda biraz metro ya da tramvay öncesi insanlarımızın yürüme alışkanlığını da elde etmesi önemli bir unsur. Bu aynı zamanda sağlık için de kıymetli. Ve bu şekilde hatların da düzenlenmesiyle ilgili yani bir kaldırım düzenli metroya erişiminin düzenlenmesi birçok yerde çalışmalar sürdürüyoruz. Yani sadece yürüyün demiyoruz. Aslında kaldırımları da, yolları da yayaların daha sağlıklı bir şekilde erişmesine uygun hale getirme çabası içerisindeyiz. Temelde arzumuz İstanbul'da metroyla şu anda raylı sistemlerde yüzde kaç oranına eriştik biz acaba toplu taşımada? İstanbul kart sistemi Yüzde içerisinde %34'e geldik. Metro 34'e. İstanbul olarak Marmara ile beraber %40'ı geçiyor. Evet, yani biz burada %60'ları hedeflemeliyiz ki hani İstanbul bu anlamda daha güçlü hale gelsin toplu taşımada. Tabii bunun için raylı sistemler yatırımlarımız var, farklı bakanlığın yaptığı yatırımlar var. Tümünün ciddi bir kilometreye de erişmesi şart. Örneğin Dudullu-Bostancı hattımızı çok önemsiyoruz. Yeni açtığımız Anadolu'yu kuzeyden güneye kesen. Ama arzu ettiğimiz sayıya henüz ulaşmadı. Daha yüksek sayılara ulaşması gerekiyor. Mecidiyeköy Mahmut Bey keza daha yüksek sayılara ulaşması gerekiyor. Bazen şu şikayetleri dinliyorum. İşte otobüsle seyahat arzusu var. Anlıyorum bunu ama gerçekten bizim metro yatırımlarımızın karşılığını bulması için bu alışkanlıklarımızdan biraz vazgeçersek aslında tramvay ve metronun çok daha güçlü ve sağlıklı erişimi sağlayacağını bütün vatandaşlarımızın yakından hissedeceğini biliyorum. Ben 30 yıla yakındır yurt dışı seyahatlerimde gıptayla bindiğim metro ağlarının İstanbul'da da çok güçlü hale gelmesini hep birlikte sağlamalı. Buna da en çok vatandaşlarımızın sahip çıkması gerekiyor. Bazı eksiklerimiz olabilir, bazı hatalarımız olabilir, geçmişten gelen bazı imalat eksiklikleri olabilir. Bunları hızlıca toparlıyoruz. Bazen de böyle bizimle oynayan insanlar da oluyor. Merdivenlerimize, şuna buna müdahale eden.
Çocuksu işlere, çocuksu demeyelim, çocuklara da hakaret etmiş oluruz. Çocuklar da yapmaz böyle şeyleri. Ama o tür uygulamaları yapan insanlarla ilgili de yasak işlemlerimizi yürütüyoruz. Tüm bu yatırımlar milletin yatırımları. İstanbul'a ait ve çok önemli, büyük paralar harcanıyor. Yani şu anda biz Balat'a, daha doğrusu Cibali'ye doğru, Balat'ı geçtik. Geçtik Balat'tan Fener'e, oradan Cibali'ye. Şu gördüğünüz şu hatta 70-80 metre derinliğinde 2000'e yakın kazık. 2500. 2500 kazık çakarak, yani biz şu anda aslında bir viyadüğün üstünde gidiyoruz. Yani her ne kadar yerle bir yerde bizi görüyorsanız da bu aslında kocaman bir viyadüğün üstünde giden bir tren yolu gibi düşünebilirsiniz. Yani bunları yapmak kolay değil. Yani bir röntgenini çekseniz, şöyle karşıdan burayı izleseniz, Beyoğlu'dan, Kasımpaşa'dan, aslında kocaman bir viyadüğün üstünde giden bir tramvay gibi düşünebilirsiniz. Onun için hani bu yatırımlar hepimizin yatırımları. Büyük paralar harcayarak insanlarımızın konforunu ve yaşamlarını güçlendiriyor. Lütfen bütün bu ağlarımızı hem sahip çıkalım, hem kullanalım, hem güçlendirelim, hem de işbirliğiyle sağlıklı bir ulaşıma İstanbul'da erişelim. Çocuklarımıza, gençlerimize güvenli bir yolculukla çok güzel bir eğitim dönemi diliyorum. Arkamızda bir bebeğimiz de bizi izliyor. Ona da iyi yolculuklar diliyoruz. Allah bağışlasın. Annemize de onunla güzel bir ömür diliyoruz. Burada manzara da muhteşem. Evet, manzara da muhteşem. Buraya binen aynı zamanda Haliç'in güzelliğini de görüyor. Biz bu arada neredeyse artık milyon metrekareye varan çok güzel bir yeşil alan tasarımını da Haliç kıyılarına kazandırmış durumdayız. Ta Ali Beyköy'den, ki Ali Beyköy yaptığımız bir garımız var orada. Onun hemen çevresinde 100 bin metrekareye yakın yeşil alan, Silahlar Ağa'da ve yine Haliç boyu, Feshane civarı, Haliç Köprüsü altı, Unkapanı çevresi. Şimdi Eminönü'ne gidiyoruz. İnşallah yıl sonuna da çok güzel bir Eminönü meydanını İstanbullulara hediye edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar İstanbul. Güzel olacak herhalde. Sağ ol bir tane. Teşekkür ederim. Sağ olasın İmamoğlu Başkanım, nasılsın? İyiyim, siz sizi nasılsın? Çok merak ediyordum. Ne gerçekten mutlu bana, teşekkür ederim. Sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Nerede oturuyorsunuz? Hayırlı şeyde, Kayaşehir'de. Aa, ne güzel. Çok... İşiniz var herhalde. Evet. Harika. Hayırlı uğurlu gününüz olsun. Güzel geçsin. Sağ olasın. Başkanım çok teşekkür ederiz. Ali Beyköy Eminönü'ne ulaştınız. Evet, evet. Kimsenin oldu, başaramadığını çok... yaptınız. Güzel oldu. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Eyvallah. Başkanım bir fotoğraf çekelim. Tabii. Kısmen toparlandı, daha da toparlanacak İnşallah burası. İnşallah daha güzel olur. Hadi bakalım. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.